Bazı hurda araç sahipleri araçları kendi imkanlarıyla kaldırırken bazıları ise gelen uyarılara rağmen araçları kaldırmadığı görüldü. Bunun üzerine kurulan komisyon tarafından kaldırılmayan hurda araçlar ile sahiplerine ulaşılamayan araçlar belediye tarafından metal sanayide 10 dönümlük arazi üzerine yapılan yerde toplanmaya başlandı. Araçlar 6 ay boyunca burada muhafaza edilecek. Araç sahipleri gelmediği takdirde ise 6 ay sonra hurda araçlar İnegöl Mal Müdürlüğü'ne devredilecek. Mal Müdürlüğü tarafından satılacak olan hurda araçlardan gelecek para devletin kasasına girecek. Konuyla ilgili metal sanayinde bir basın açıklaması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban şunları söyledi. Elimizdeki özellikle sokaklar üzerinde, caddelerde, işte kaldırımların üzerinde, efendim sanayi bölgelerinde, kamusal alanlarda görmüş olduğumuz hurda araçlarla ilgili müdürlüğümüz, zabıta müdürlüğümüz uzun zamandır bir çalışma yürütüyordu. Bu çalışmayı nihayete erdirdik. İnşallah bugün burada görmüş olduğunuz bu yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerinde bu hurda araçlarımızı sizler de işte burada göreceksiniz. Burada topluyoruz. Bu konuyla ilgili biraz tabi detay bilgi vermemiz lazım. Zabıta ekiplerimiz önce nerede ne var hepsini bir tespit etmeye çalıştı. Özellikle dediğim gibi sanayi bölgesinde ama işte fark etmek amaçlı bırakılmış, unutulmuş, tarihi modeli geçmiş, artık üzerindeki şase bilgileri okunmayan, efendim kime ait olduğu belli olmayan, metruk, efendim mezbelelik durumda olan araçların olduğunu tek tek gördük ve bunların tespitlerini yapmaya çalıştık. Beraberinde işte şehrimizin muhtelif sokağında, caddesinde, kaldırımda veya kamusal alanında, yeşil alanında park edilmiş araçlar olduğunu tespitlerini yaptık, gördük ve bunları da öncelikli olarak sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Yaklaşık olarak bu şekilde 400 araca ulaştık. Bu 400 aracında sahiplerine ulaşmaya çalıştık. Sahiplerine ulaşabildiklerimizi hem yazılı olarak hem sözlü olarak kaldırılmalarını talebini kendilerine ilettiğimizde bunlardan yaklaşık olarak 150 tane aracın, 400 araçtan 150 tanesinin kaldırıldığını söyleyebilirim. Beraberinde araç sahiplerini tespit ettiğimiz, sağ olsun burada bize niyetlerini tespit ederken çok ciddi katkısı olmuştu. Bunları sahiplerine ulaştığımızda kaldırılmayanları yine Emniyet Müdürlüğümüzün bizlere olan destekleriyle 7 Emin Otoparkı'na taşıdık. Bunların tabi biliyorsunuz kanunen cezaları var, cezalarını da uyguladık.